Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz branş sporlarıyla, yani nedir? Kickbox, tekvando, karate, MMA, aklınıza ne gelirse. Bu tarz dövüş sporlarıyla self defense durumları arasındaki farklar nelerdir? Bunları konuşacağız. Her şey... Şunu anlamamız gerekiyor. Branş sporlarında o branşa uygun dinamikler vardır. Bunlar teknikler olabilir ve tekniklerin uygulama şekilleri olabilir. Ve bunların turnuvalarda izin verilen kurallar dahilinde uygulanma kısmı vardır. Yani buraya kadar bazı teknikler var, bazı kurallar var, izin verilen, izin verilmeyen şeyler var. Turnuvadasın ya da benzeri bir yerdesin, ortada bir hakem var, köşe hakemleri var. Kurallara aykırı bir şey yapıldığı zaman müdahale ediliyor. Herhangi bir hayati tehlike oluşturacak bir durum olursa müdahale ediliyor. Branş sporlarında çok önemli bir konu sikletlerin olması. Yani kilona göre, hatta bazı branşlarda yaşlara göre ayrımlar yapılmaktadır. Bu da bir eşitlik durumu yaratmaktadır. Ne demek bu? İki kişi de birbirine denk olsun, arada fiziksel bir uçurum olmasın. Ki tekniği iyi olan kazansın. Gelelim self defense durumlarına. Self defense durumları, sen yolda evine gidiyorsun, işten çıkmışsın, geç bir saatte adamın biri senin yolunu kesiyor, seni gasp etmeye kalkıyor, malına, canına göz dikiyor veya bir bayansın, daha da kötüsü, denklik hiç yok. Yani bayanın fiziksel gücüyle bir erkeğin gücü asla bir değil, bir de iri kıyım birisi olduğunu düşünün. Hatta bir de elinde bir kesici alet veya bıçak, silah bilmem ne olduğunu düşünün. Asla bir denklik söz konusu değil. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman işte bu durum self defense durumu. Yani gördüğünüz gibi burada bir hayati tehlike söz konusu. Ve asla bir denklik söz konusu değil. Köşe hakemleri de yok, orta hakem de yok. Gerektiği zaman sizi ayırsın. Dolayısıyla olayın bütün dinamikleri değişiyor. Kural yok bir kere. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Anlatıyoruz işte bazen videolarda vesaire söylüyoruz. Böyle bir durum olduğu zaman hassas yerlere vurmanız gerekiyor. Basit hareketler var herkesin yapabileceği. İşte çeneye avuç içinde vurmak, iki elle vurmak vesaire, bunları videolarda anlatmıştım. Linklerini koyarım. İşte kasıklara tekme atmak vesaire gibi. Yalnız bu yanlış anlaşılmasın. Bazen yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Böyle kasıklara tekme atmak vesaire diye söylemiştim bir yerde altına. Hocam ya delikanlı adam kasıklara tekme atar mı falan diye söyleyenler olmuştu. Söyleyen bir kişi olmuştu daha doğrusu. Şimdi öyle düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Benim arkadaşlar zaten kasıklara falan tekme atmaya ihtiyacım yok. Ben bunu böyle durumlar için anlatıyorum. Denklik olmayan durumlar için anlatıyorum. Self defense bu. Kadına tecavüz etme delikanlı. Ya da birinin yolunu kesip parasını pulunu almak, dövmek ya da hayatına kastetmek, bunlar delikanlılık mı? Böyle saçma şeyler olmaz. Self defense durumunda eşitlik söz konusu. Bu durum nefsi müdafaa. Kendini koruyorsun. Ne gerekiyorsa yaparsın. Ya da teslim olursun. Adam sana ne istiyorsa onu yapar. Seçenekler bunlar. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım aradaki farkı anlatabilmişimdir. Self defense'ın dinamikleri bambaşka. Herhangi bir branş sporu yapıyorsanız dinamikleri bambaşka. Hatta branş sporlarının birbirlerine farkları var. Kendi içlerinde dinamikleri ve kuralları bambaşka. Bu aradaki farklar çok önemli. Bunları bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. Dersi beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenip paylaşabilirsiniz. Dövüş sanatları ile ilgiliyseniz kanalıma abone olabilir ve diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.